Türk Milli Eğitimini AB üzerinden kuşatma. AB kanalı Ulusal Müfredatları Proje, etkinlik tasarımı, karşılığında para vererek kırmaktadır. Şöyle ki, proje sahibi Ulusal Ajans adlı Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na başvurur, onay ister. AB, onay alan projeye mali destek verir. Proje sayısına bağlı olarak sınırsız mali destek vardır. Bakınız internet sitesi, ua.gov.tr. Bununla Avrupa Birliği'nin istediği etkinliği yaparsan para alırsın denilmektedir. Bu yolla okullar mali olarak dışarıya bağlanmakta ve ulusal müfredat dışına çıkartılmaktadır. AB üzerinden gelen organizasyonların birer özel isimleri vardır. 1. Sokrates, genel eğitim, 7'den 77'ye toplumun tüm birey kurum ve kuruluşlarını kapsar. 2. Leonardo da Vinci, mesleki eğitim. 3. Youth, gençlik. Sokrates genel eğitim programları kendi içinde şu alt başlıkları içermektedir. Grundtvig, yetişkin eğitimi, belediyeler, dernekler, vakıflar, halk eğitim merkezleri, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, hapishaneler, kütüphaneler, müzeler, resim galerileri, cezaevleri. Çıraklık ve yaygın eğitim kurumları. Pratik kız sanat okulları. Olgunlaşma enstitüleri. Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel kurslar ve özel dershaneler, özel eğitim merkezleri, açık öğretim ve açık lise öğretmen ve öğrencileri, gece öğrenimi yapan okulların öğretmen ve öğrencileri, okul aile birlikleri, kurumsal ya da bireysel başvurabilmektedir. Bu programda bazı faaliyetler Avrupa merkezli kabul edilmekte ve Brüksel Teknik Yardım Bürosu'na başvuru yaptırılmakta, ayrıntı için internet adresi socle.org'da verilmektedir. Minerva, açık ve uzaktan öğrenim ile bilgi iletişim alanına yönelik programdır. Açık Öğrenim Lisesi, Açık İlk Öğretim Okulu ve Meslek Lisesi, Teknik Açık Öğretim Okulları. EURIDICE, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı'nın adıdır. Merkezi Brüksel'dedir. Tüm Avrupa ülkelerinde bu programların nasıl uygulandığını gözlemek üzere kurulmuştur. Comenius, hizmet içi eğitim kursları, okul eğitim personelinin eğitimi. Arion ve Lingua, dil öğretimi ve öğrenimi, alt faaliyetleri vardır. Brüksel merkezli çalışır. Erasmus, üniversiteler arası öğrenci ve öğretmen değişimi, hareketlilik yapar. TÜBİTAK'la işbirliği içindedir. Belirlenmiş konularda birlikte proje üretmeyi hedefler. Örneğin gelir düzeyi ile bağlantılı AIDS, tutma ve tüberküloz hastalıkları. Erasmus programını eleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Biçer, 20 Mart 2005 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi'nde şöyle demektedir. Proje yap, para kap. Sistem böyle işliyor. Proje için bir Avrupalı eş bulunacak, sonuçta proje Avrupa'nın olacak. Yani bilgi Avrupa'sına katkıda bulunmuş olacağız. Ancak işin bir başka boyutu ise, bizleri yoksulluk içinde yetiştiren halkımıza hareketlilik sağlamayan Avrupa, biz eğitimlilerin hareketliliğinin için desteklemektedir. Bundan batıya beyin göçü anlaşılmıyor mu? Bu projelerden köylerde kurulan sosyal yardım vakıflarının da yararlanması teşvik edilmektedir. AB fonlarından yararlanmak isteyen vakıflardan biri olan Kırkısraklılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'nın başvurusunda şöyle denilmektedir. Hedef grupları, Sarız ve civar köylerdeki ilk öğretim okullarının 6-7-8. Sınıf öğrencileri ile lise öğrencisi gençler, işçi gençler, işsiz gençler, yöredeki gençlere hizmet eden kurumlar. Projenin amacı, Sarız ve civar köylerde yaşayan 14-25 yaş arası gençlerde Avrupa bütünleşmesi sürecinin yararları konusunda bir aydınlatma faaliyetidir. Avrupa-Türkiye ilişkilerinin gelişimine sivil toplum düzeyinde olumlu bir etki yapmak Avrupa Birliği'nin tanınmasına kendi yöremizden katkıda bulunmak projemizin temel ekseni olacaktır. Yörede yaptığımız anketin sonucuna göre pek çok genç Türkiye'nin ABN'e katılmasını istememektedir. Bu gençlerin zihnindeki dağınıklık bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Projeden sonra ilçe genelinde ölçülebilir düzeyde bilgi artışı beklenmektedir. Bu bilgi artışı Avrupa Birliği'nin görünürlüğünün kendi bölgemizden artırılmasına vesile olacaktır. Ana etkinlikler, konferanslar,
doküman hazırlanması ve dağıtımı, film gösterimleri, fotoğraf sergisi, basın bülteni, yaz kampı, yaz okulu, internet sitesi. Öte yandan yetkililer tarafından sıkça dile getirilen havuza koyduğumuz para boşa gitmesin ifadesini açmak gerekir. AB fonuna yatırılmış olan bir para vardır. Buna havuz denilmektedir. Proje karşılığında alınacak olan para gerçekte kendi paramızdır. Bunun anlamı kendi ulusal müfredatını kendi paranla delmek ya da kendi ipinle asılmaktır.